Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sağlık Bakanı Koca, sağlıkta halt beyaz reformla ya. sorunların aşılacağına dikkat çekti. Koca, kamuya geçişlerin daha fazla olacağını vurguladı. Yıl sonuna kadar her polikliniğe bir sekreter hedefiyle hekimlerimizin daha çok hastalarına odaklanmalarını sağlayacağız. Ayrıca bugüne kadar görülmemiş büyüklükte bir kadro alımını bu yıl yapıyoruz. Kapsam dışı olan üniversite hastaneleriyle aile hekimleri ve çalışanları da kapsam alınıyor. Sağlıkta beyaz reformun bir dönüm noktası olacağını hep birlikte göreceğiz. Hekimlerimizin yurt dışına gidişleri de azalacak. Kamuya geçişlerin daha fazla olduğunu hep birlikte göreceğiz. Kamuda çalışmanın avantajlı olduğunu herkes görecek. Kocak günlük vaka sayılarına ilişkin konuştu. Kocak Kasım ayına işaret ederek uyarılarını sıraladı. Günlük 60 bini geçen rakamları gördük. Şu an 10 bin rakamlarına indi. Her geçen gün vaka sayılarının azaldığı, hastane yatış ve yoğun bakım yatışlarının da azaldığını görüyoruz. Tahminen Kasım Aralık ayı gibi yeniden bir çıkış olabilir. Mevsimsel gripten pek farklı seyretmeyecek. Aşıda hatırlatma dozları imal edilmemelidir. Özellikle 65 yaşın üzerinde ek hastalığı bulunan kişilerin hatırlatma dozlarını Kasım Aralık aylarından önce yaptırmalarını önemsiyoruz. Bakan koca okullar açılınca temasın artmasıyla vaka sayılarında da bir miktar artış olabileceğine işaret ederek okullarda eğitimi aksatacak bir durum söz konusu olmayacak dedi. Koca maymun çiçeği hastalığına ilişkinde son durumu paylaştı. Bakan 11 vaka sayısına ulaşıldı. Türkiye için korkulacak bir hastalık değil ifadelerini kullandı.